Devam edelim. Kazandırılmak istenen hedefler, davranışlar belirlenir ve hangi sırayla kazandırılacaklarına karar verilir. Materyalin başlangıç noktasını ve güçlük derecesini belirlemek için öğrencilerin giriş davranışlarının belirlenmesi gerekir. Bakın adım adım ilerliyor. Daha sonra ise öğrencinin giriş davranışları materyalin anlaşılması için ön koşul olan davranışları ölçen bir test ile belirlenebilir. Yazma aşamasında ise programlı öğretim materyalinde davranışlar her zaman için çerçeve ile kazandırılır. Öğrenme bilimin biriminde davranışın kazandırılmasını sağlayacak bilgi yani ipucu bulunmalıdır. Denetleme ve düzeltme aşaması. Burada ise hazırlanan materyal bir grup öğrenci üzerinde uygulanır ve sonuçlarda gerekli düzenlemeler yapılarak son hali ortaya çıkarılır. Programlı öğretim materyaline örnek olabilecek bir soru niteliği taşıyan bir örnek verelim. Örneğin zeytin sıcak ve nemli bir bölgede yetişir. Akdeniz bölgesinin iklimi sıcak ve nemlidir. Bakın burada ipucu var aslında. Zeytin Akdeniz bölgesinde yetişir mi? Cevap ise evet. Kendi içerisinde gizlediği ipucu var. Öğrenciyi yönlendiren bir ipucu var. Evet, diğer bir öğretim modeli önemli gördüğüm ve size aktarmak istediğim Blom'un okulda öğrenme modelidir. Bu öğrenme modeline tam öğrenme yaklaşımının okullardaki öğretimi uygulanış biçimidir aslında. Bu nedenle öğrenme modeli tam öğrenme modeli olarak da isimlendirilir. Yani her ikisi isimde kullanılabilir, farklı kaynaklarda her iki isimde de görebilirsiniz. Tam öğrenme hemen hemen tüm öğrencilerin okulların öğretme amacını güttüğü bütün yeni davranışları öğrenebileceği görüşü üzerine temellendirilmiş olan bir yaklaşımdır. Okulda öğrenme modelinin uygulanmasındaki aşamalar, okulda öğrenme modelinin uygulanabilmesi için eğitime başlamadan önce kazandırılmak istenen hedeflerin davranış cinsinden ifade edilmeleri gerekmektedir. Hedef davranışlar, öğretim ortamının düzenlenmesi, öğrenmedeki güçlük ve eksikliklerin belirlenmesi ve tam öğrenme düzeyinin tanımlanması için gereklidir. Öğretim iyi tanımlanmalı, öğrenme üniteleri ile örgütlenmelidir. Böylece ortaya çıkacak olumsuzluklar geç kalmadan çözümlenmesine yardımcı olunacaktır. Bir üniteden diğerine geçmek için işlenen ünitede öğrencilerin tam öğrenme hedefine ulaşması gerekir. Her ünitenin sonunda öğrencilere dönüş sağlayacak öğrenme güçlüklerini teşhis etmeye yönelik izleme testleri verilmeli ve sonuçlara göre öğrenme eksiklikleri tanımlanmalıdır. Öğrenme için öğrencilere gerekli sürede verilmelidir. Okulda öğrenme modelinin olumlu ve sınırlı yönleri vardır. Öncelikle olumlu yönlerini bir anlatalım, daha sonra sınırlılıklarına geçelim. Dersin başında öğrencilere kazandırılmak istenen hedefler belirlendiği için dersin planlı ve programlı bir biçimde işlenmesini sağlıyor okulda öğrenme modeli. Öğrenme ürünleri sürekli değerlendirildiği için öğrencinin öğrenme yönündeki eksiklikleri belirlenerek tanımlanabiliyor. Öğrencilerin öğrenme eksiklikleri tamamlanmadan bir sonraki üniteye geçilemediği için hemen hemen tüm öğrenciler istenilen düzeyde eğitim hedefine ulaşırlar ve öğrenciler arasındaki bireysel farklılıklar aza indirgenir. Evet, bu da son slaytımız. Tam öğrenme modeli bu olumlu yönlerine karşı bazı zorluklara neden olmaktadır. Bunlar ise sınırlılıkları aslında. Bu yaklaşımda tüm öğrencilerin aynı düzeye gelmeleri amaçlandığı için öğrenme birazcık zaman almaktadır. Uygulanan programın çok yoğun olması nedeniyle öğretmenler ünitelerin öğretilmesine çok fazla zaman ayıramamaktadırlar.
Diğer bir olumsuz yön ise yavaş öğrenen öğrencilerin hızlı öğrenenlerin zamanını alarak hızlı ilerlemelerini engellemesidir. Evet, böylece okulda öğrenme modelinin olumlu ve sınırlılıklarını anlatarak, Bloom'un modeliyle okulda öğrenme modeliyle birlikte tutarak iki üniteden sizi, iki konu başlığından sizi sorumlu tutarak bu üniteyi de sonlandırıyorum. Bir sonraki ünitemizde, 10. ünitemizde görüşmek üzere arkadaşlar.